İçel TV'ye, İçel gündemine hoş geldiniz. Mersin'de neler yaşandı, nerede, ne zaman ve yaşanılanlar hakkında kim ne söyledi bütün ayrıntılarına İçel TV ekranlarında ve eş zamanlı olarak şu anda programımızı yayınladığımız Radyo Klas'ta yer veriyoruz değerli seyirciler. Mersin'in gündemi kış şartları, yağan fazla kar ve kapanan yollar ve başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinin karayollarının, AKUT'un ayrıca vatandaşların bireysel olarak yapmış oldukları kardan, soğuktan kurtulma ve kurtarma çalışmaları. Ama buna yani aşırı kar yağışına ve mevsim normallerinin üstünde yaşanan, mevsim normalleri dışında yaşanan kış şartlarına birazdan geleceğiz. Farklı bir gündemle, Mersin gündemiyle başlayalım programımıza ki Mersin işte bu konuda yine Türkiye gündemine geldi. Hani hep olur ya, olumsuz konularla Mersin dünya gündemine, Türkiye gündemine gelir ya, yine öyle bir konuyla Türkiye gündemine geldi. Efendim Özge Can nur içinde yatsın. Biliyoruz Özge Can'ı. İşte Özge Can vakasına benzer bir vaka daha yaşanmıştı. Haber bültenlerimize sizlere aktarmıştık Mersin'de. Yine genç bir kızımız okuldan çıkınca evine gitmek için dolmuşa binmişti. Dolmuş şoförü ve dolmuş şoförünün yanında oturan onun arkadaşı tarafından sözle ve hareketle taciz edilmişti. Sonu kötü olmadı Özge Can gibi. Şükür kızımız kendisini kurtarabildi. İşte bu konu adliyeye taşındı. Dava açıldı ve davanın ilk duruşması da dün görüldü ve dava 22 Şubat'a ertelendi. Neler yaşandı bakalım efendim. 7 Ekim 2016 tarihinde okul çıkışında evine gitmek için bindiği minibüste şoför ve şoförün yanındaki bir kişi tarafından minibüste alıkonularak söz ve hareketlerle taciz edilen ve çığlık atarak kurtulan lise öğrencisi 15 yaşındaki NBY'nin davasına ailenin avukatı ve müdahil avukatların talebi üzerine cinsel taciz suçu da eklendi. Dava 22 Şubat 2017 tarihine ertelendi. Lise öğrencisi NBY'nin 2015 yılında bindiği minibüste vahşice öldürülen Özge Can Aslan olayının bir benzerini yaşadığı olayın ikinci duruşması Mersin Adliyesi'nde 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar minibüs şoförü MG ve arkadaşı SB'nin de katıldığı duruşmada Mersin Barosu'yla Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi de davaya ayrı ayrı müdahillik talebinde bulundu. Ceza mahkemesinde süren dosyamızda kişi hürriyetinden tahtin kılma suçunun cinsel sahipliği işlendiği ortadadır. Tarafların ek iddianamesi, ek savunma salınacak. Ayrıca iddianamenin genişletilmesi kabul edildi. Ayrıca Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezimiz ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezimizin de katılma talepleri kabul edildi. Mersin Barosu olarak bu işin takipçisi olacağız ve suçluların cezalandırılması için çalışacağız. Takdiri artık mahkemenin, bundan sonra hesabı ve takdiri mahkemenin, biz de o kararı bekleyeceğiz. Dava şu anki durumuyla Türk Ceza Kanunu 109. maddesi ilgili maddelerinden, fıkralarından dolayı açılmış. Fakat biz olayın oluş şekli itibariyle eylemin sadece hürriyeti sınırlama aşamasında kalmadığı, cinsel tacizle oluşturduğu gerekçesiyle 103. ve 105. maddeler atıfıyla da dava açılması için talepte bulunduk. Bu durumda verilecek ceza daha ağır bir ceza olacak. Cezanın alt ve üst sınırları var. Her fıkraya ilişkin biraz ayrıntı teşkil ediyor. Ancak bundan sonraki aşamada soruşturmanın genişletilmesi talebimizin kabulüyle daha ağır ceza öngören madde ve fıkralardan yargılanacak sanık. Hakim Filiz Düzenli Başkanlığında görülen duruşmayı NBY'nin annesi Elife, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe kadın kolları üyeleriyle Cumhuriyet Halk Partili Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da izleyerek NBY'ye ve ailesine destek verdi. Mersin Barosu da davaya müdahil oldu.
Mahkeme Başkanı Hakim Düzenli, iki sanığa CMK gereğince avukat tayin edilmesi ve ek savunma için süre verilmesine karar verirken, sanık avukatlarının müvekkilinin ilaç tedavisine başlaması dolayısıyla tedavi sürecinin de dosyaya eklenmesi talebini dosyaya bir katkı olmayacağı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında ortaya atılan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma iddiasının yanı sıra NBY'nin avukatının talebi üzerine sanıklar hakkında cinsel taciz suçlamasıyla ek iddianame oluşturarak soruşturmanın genişletilmesi talebini kabul ederek davayı 22 Şubat 2017 tarihine erteledi. Şimdi efendim haberi inceledik, haberi dinledik, haberi izledik. Tabii bu konu aslında çok önemli çünkü sabah uyandığımızda sabah 7'de görüyoruz hava karanlık. Sokağa çıktığımızda arabamıza, dolmuşa, belediye otobüsüne binerek işimize, okulumuza gitmek istediğimizde ya da yürüyerek, bisikletle, motosikletle gitmek istediğimizde hava karanlık. Tabii havanın karanlık olması insanda bir tedirginlik yaratıyor. Ne kadar iş yerlerinin bazıları açılmış olsa da, sokakta insanlar olsa da, araçlar olsa da yine de İnsanlar biraz tedirgin oluyor. Tabii gece oluyor, okul ve mesai bittiğinde yine hava kararıyor. İşte bu da tabii insanda bir tedirginlik yaratıyor. Özellikle çocuklarda ve genç insanlarda, genç kızlarda çok büyük bir tedirginlik yaratıyor bu. Tabii sabah saatlerinde görüyoruz, ben de işe giderken, işten gelirken gece saatlerinde kullanmış olduğum yollarda bazı insanlar, bazı genç kızlar, bazı genç erkekler toplu bir şekilde, çocuklar toplu bir şekilde yürüme ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü kendilerini güvende hissetmiyorlar. Tabii saatler ileri alınsın, geri alınsın, mesai saatleri gün ışığına göre ayarlansın şeklinde itirazlar yapıldı, dilekçeler ilgili bakanlıklara verildi ama vatandaşın sesini kimse duymadı. Bu böyle devam edecek gibi gözüküyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Aileler bireysel olarak tabii çocuklarını götürüyorlar, getiriyorlar kendi özel araçlarıyla ya da servise kadar ya da belediye otobüsüne, dolmuşa kadar götürüp getiriyorlar. Ama işte bu olayda da gördüğünüz gibi bir yerde ailenin olmadığı anlarda da insanlarımızın, çocuklarımızın başına böyle kötü niyetli yaratıklar tarafından bazı olaylar gelebiliyor. Peki şöyle bir durum da ortaya çıktı. Bu genç kızımızın taciz edildiği minibüste güvenlik kamerası kaydı yok. Şimdi bununla kim ilgileniyor? Valilik mi? Emniyet Trafik Şube mi? Belediye mi? Açıkçası şu anda aklıma geldiği için araştırmadım. Ama araştıracağım. Kim ilgileniyor? Bütün toplu taşıma araçlarının güvenlik kamerası olup olmadığı, bunların kayıt alıp almadığı kimler tarafından ne zaman denetleniyor? Demek ki bu denetimde bir aksaklık var ki işte bu minibüste güvenlik kamerası kaydı olmamış. Olmadığı için de genç kızımız bazı açılardan haklılığını ortaya koyamıyor. Koyamadığı için de işte dava erteleniyor. Yani net bir şey ortada yok. Tabii kim ilgileniyor bu konuyla? Gerekirse hani sıkı yönetim dönemlerinde bazı şehirlerde toplu taşıma araçlarına bir zamanlar bir jandarma eri koyulurdu. Bir dönem toplu taşıma araçları sivil memurlar tarafından denetlendi. Belediye otobüsleri de bunun örneğini de haberlerimizde gördük, aktardık sizlere. Hep böyle mi olması lazım? Yani İyi mi olacak bu şekilde olursa her otobüse, her dolmuşa bir sivil polis? Böyle mi olacak? Oysa işimizi jandarmaya ve polise bırakmamak lazım. Rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı. Kapımın önüne ne kadar jandarma koyarlarsa koysunlar, vicdanıma jandarma koyamazlar demişti. Ve Sayın Erbakan'ın, Allah rahmet eylesin, bu sözüne karşılık yine eski başbakanlardan, mekanı cennet olsun, Bülent Ecevit bir karşılık vermişti. O karşılığa yönelik yine Erbakan bir söz söylemişti. Her vicdana bir jandarma koymak gerekiyor demişti. Yani kendimizin jandarması, polisi olmamız lazım. Vicdanlı olmamız gerekiyor. Bilinçli olmamız gerekiyor. Bilgili olmamız gerekiyor. Sadece kendimizi değil,
kendimizden başka, ailemizdeki tanıdığımız, sevdiğimiz, saydığımız insanlardan başka her insanı, her canlıyı korumalıyız. Ve her canlının yaşama hakkı olduğunu, sağlıklı, nitelikli, bilgili, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşama hakkı olduğunu da kabul etmeliyiz. Ama tabii bazı şeyler doğuştan, yani zeka seviyesinin eksikliği ya da muhakeme yeteneğinin eksikliği doğuştan oluyor. Ve bu arkadaşlarımızda da, bu genç arkadaşımıza, o kötü anları yaşatan insanlarda da böyle bir durum vardı. Okumazlar, yazmazlar, çizmezler. Gazete okuma yok, kitap okuma yok. Arkadaşlar bir araya geldikleri zaman havadan sudan ve pornografiden başka bir şey konuşmazlar. Televizyonda dizilerden başka bir şey izlemezler. İnternete girdiklerinde iddia sitelerinden başka hiçbir siteyi incelemezler. Bilmezler, merak etmezler. Bunun sonucunda da işte böylesine cahil aşağısı bir durumda kalırlar ve güdüleriyle hareket ederler ve insanlara böylesine üzücü anlar yaşatırlar. Bunun bir çözümü var mı? Var tabii ki, ama sosyolojik açıdan, sosyolojik evrim açısından, toplumsal evrim açısından uzun yıllar alacak, uzun yüzyıllar alacak bir süreç. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Cezaları ağırlaştırmak gerekir mi? Gerektirdi. Hadi ağırlaştırdık cezaları. Bu konuda bile idam getirdik. Ama bu konuda bile idam cezasının olduğunu bilmesi için bir insanın yine televizyon izlemesi, gazete okuması, kitap okuması, düşünmesi gerekir. Bu olmazsa ağır cezayı bilmediği için yine güdüleriyle hareket edecektir. Yani aslında işin çemberinde toplumsal bir bilinçlenme hareketinin başlatılması gerekiyor. Hele hele özellikle bu 21. yüzyılda bizim ülkemiz, toplumumuz geç kalmadı. Başlatılırsa çok iyi olur. Bu da tabii ilgili yetkili kişilerin ajandasında yer alacak bir konu. Evet, diğer konuya gelelim. Yoğunlukla işlenilen, konuşulan konuya gelelim. O da kar yağışı ve olumsuz hava şartları. Mersin tarihinde belki de ilk kez Mersin iline hem sahile hem düşük rakımdaki yerlere hem de yüksek kesimlere bu kadar çok kar yağdı. Bu kadar uzun süren tipi yaşandı. Bu kadar uzun süre yollar kapalı kaldı. Bu kadar çok köy yolu kapandı. İşte başlayalım bir haberden. Arslanköy'de bir dağ evinde 8 yaşlı ve hasta insan kalıyordu. Ama kar yağdı, yol kapandı. Eşleri, dostları, akrabaları bu 8 yaşlı insandan haber alamadı. Hemen devreye AKUT girdi. Mersin'de bir dağ evinde yaşayan ve kar nedeniyle kendilerinden haber alınamayan 8 kişi Mersin AKUT ekibi tarafından kurtarıldı. Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'de dağ evinde yaşayan ve kendilerinden haber alınamayan hasta ve yaşlı 8 vatandaşla ilgili yapılan ihbar üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin araç takviyesinde bulunduğu Mersin AKUT ekibi harekete geçti. Tam donanımlı 4 kişiden oluşan ekip, kar yağışının olduğu Arslanköy'de zorlu bir mücadelenin ardından ilgili noktaya ulaştı. AKUT ekibi 2,5 metre olarak ölçülen kar kalınlığında dağ evinde yaşayan 8 kişiden ikisini 112 ekiplerine teslim etti. Bu kişiler tedavileri için hastaneye götürülürken diğer 6 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından güvenli bölgeye ulaştırıldı. Silifke ilçesine uzanalım. Silifke ilçesinde de 4 gündür şiddetli yağış devam ediyor. 900 rakımdan yüksek kesimlerde ve Silifke ilçesi genelinde birçok sera yıkıldı. Yüksek kesimlerde de kar yağışı nedeniyle ağılların damı, ahırların damı ve bazı evlerin damı da çöktü. Mersin'in Silifke ilçesinde Toros Dağları eteklerinde 4 gün süreyle etkili olan kar yağışı birçok çatının çökmesine, zeytin ağaçlarının dallarının kırılmasına ve seraların yıkılmasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Silifke, Keben, Orta Ören, Kargıcak, Senir, Nuru, İmambekirli ve Efkaf Çiftliği mahallelerinde zeytin ağaçlarının büyük bir kısmının dalları kırıldı.
Kar yine aynı bölgede seraların ve çatıların göçmesine neden oldu. Göksu Vadisi olarak bu yıl son 50 yılın en fazla karını aldık. 50 yıldan beri böyle bir kar bu bölgemiz hiç görmedik. Kardan yukarıdaki köylerimiz hayvan zayiatları, dağda mahsur kalma şekillerinde sıkıntılar yaşadı. Göksu Vadisi olarak bizler aslında bu karı özlemiştik. Ama aşırı yağdığı için ve tecrübemiz olmadığı için özellikle geçimini örtü altı seralardan sağlayan vatandaşlarımız mağdur oldu. 50 dönüm civarı seramız yıkıldı. Devletimizden bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. Bu vatandaşlarımız seralarını yaparken devlet bankalarından krediyle yaptılar. Şu an kredi borçları var, seraları gitti. Seralarının gittiği gibi altındaki ağaçları da kırıldı. O yönden de bir zararları var. Devletimizden bu anlamda yardım bekliyoruz. Evet, şimdi tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin genelinde kapanan yolları açma çalışmalarına devam ediyor. Mahsur kalan hastaları kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ekiplerine karayolları ekipleri destek veriyor, ilçe belediye ekipleri destek veriyor, AKUT gibi gönüllü kuruluşlar destek veriyor. Tabii Mersin iklimine uygun değil bu kadar fazla kar ve Mersin coğrafyasında yaşayan insanlar da az önce abimizin dile getirdiği gibi alışkın değil, hazırlıklı değil, görmemiş. Böyle bir Mersin için afet sayılabilecek fazla karı ve soğuğu tipiği. O nedenle de olumsuzluklar peşi sıra geliyor ve devam ediyor. Tabii ekipler hastalara ulaşma, yollar açma çalışmalarını devam ettirirken aradan bazı kurnazlar çıkıyor. Bu kurnazlar da asılsız ihbarlarda bulunuyorlar. Hiç aslı astarı yokken köyümüzde bir ev çöktü. Köyümüzde bir ahır çöktü, hayvanlar telef oldu, hayvanların yemi bitti, yem veremiyoruz, köyümüzde doğumu yaklaşan kadın var, hasta çocuklar var diye Büyükşehir Belediyesi'ne ihbarda bulunuyorlar. Saatler süren çalışmayla köye gidiliyor, bakılıyor ki öyle bir şey yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin ili genelinde etkili olan kar yağışında olumsuz koşulları ortadan kaldırmak için tüm ekipleriyle görev yaptığı, ancak bazı vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmasının kurtarma operasyonlarını sekteye uğrattığı bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi kar yağışı nedeniyle 970 personelle 24 saat boyunca 180 iş makinesi, kepçe, loder, çekici ve 150 kamyon ve pikapla yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirirken 3 günde tam 1500 ihbar aldı. İhbarlardan yaklaşık 1300 tanesine müdahalede bulunan belediye ekipleri zorlu koşullarda görev yaparken bazı ihbarların asılsız çıkması nedeniyle de zor anlar yaşadı. Bir vatandaşın koordinasyon merkezine ulaşarak hayvan ağlının çöktüğünü, eşinin kar yığınının altında kaldığını, tüm uğraşlara rağmen eşini kar yığınının altından çıkaramadıklarını bildirmesi üzerine 10 personel ve 2 iş makinesi rota değiştirerek ihbarın geldiği bölgeye sevk edildi. Tam 11 saat süren çalışma neticesinde ulaşılan ihbarın asılsız olduğu ve ihbar sahibinin yolların açılması için asılsız ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Yine başka bir ihbarda hayvanlarımın yemi bitti, acil yem ulaştırmamız lazım ihbarında bulunan bir çiftlik sahibinin çiftliğin durumunu merak ettiği için çalışmaları kendi bölgesine çekmek amacıyla asılsız ihbarda bulunduğu, ayrıca ihbara giden ekiplerin işletmede tonlarca yem stoğu bulunduğunu tespit ettiği de dikkat çeken ihbarlardan oldu. Asılsız ihbar sahipleri gerçekten kurtarılmaya ihtiyacı olan vatandaşların tepkisini de çekti. 112 acil yardım ve AFAD'dan gelen ihbarları da değerlendiren belediye ekipleri bu tür asılsız ihbarlara karşı vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 900 metreden yüksek rakımlar yeni bir kar yağışı dalgası altına girecek. Ayrıca ayrıntılı 5 günlük hava tahminleri raporlarına göre Çamlıyayla, Gülnar ve Mut'ta cuma gününe kadar kar yağışı bekleniyor. Öte yandan tüm diğer ilçelerde kuvvetli ve sağanak yağış beklenirken 5 gün boyunca sıcaklıklar ortalama 7 ile 8 derece arasında düşecek. Gülek'te Pozantı, Tarsus, Mersin otoyolu Gülek mevkiinde zincirleme trafik kazası yaşandı ve 6 tır 5 otomobil birbirine girdi, 7 kişi yaralandı. Pozantı, Tarsus, Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında 6 tırla 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Otoyoldan Pozantı, Tarsus istikametine giden Suriye'ye insani yardım malzemesi götüren tır, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Arkadan gelen 5 otomobille 5 tır da kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasında yara alan 7 kişi ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. Değerli seyirciler, ülkemizde yaşanan terör saldırıları sonrasında asayiş birimleri yurt genelinde denetimlerini ve operasyonlarını devam ettiriyor. İşte bu denetimlerin birinde görüldü ki bir panel van aşırı yüklü ve arka kapağından da bir şeyler sarkıyor. Ve emniyet birimleri dur dediler, araç durmadı, kaçtı. Arkasından ateş edildi, sonrasında araç yakalandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mezitli ilçesi Kuyuluk'ta lüks bir villaya düzenledikleri operasyonda Hint keneviri yetiştiren iki kişiyi suçüstü yakaladı. Eve kurdukları düzenek polisi bile şaşkına çevirirken operasyonda çok miktarda Hint keneviri ve tohumu ele geçirildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü'nden polislerin de desteğiyle bir villaya operasyon düzenledi. Operasyonda Hint keneviri yetiştirmek için yapılmış özel düzenek, 4 ayrı poşet içerisinde 500 gram Hint keneviri tohumu, 10 gram esrar maddesi, 67 adet kenevir bitkisiyle Hint keneviri yetiştirmek üzere kurulu havalandırma, filtreleme ve ısı sistemine ait teknik donanımlar, kimyasal maddeler, kaçak elektrik panosu ve termostatlar ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Evet, teknik bir aksaklıkla yanlış haber yayına girdi ama öğrenmiş olduğunuz Mersin Emniyet Müdürlüğü de bir lüks villaya operasyon düzenledi. Lüks villanın az önce gördüğünüz gibi tamamı, bütün odalar esrar ham maddesi Hint keneviri yetiştirmek için hazır hale getirilmiş özel düzeneklerle. Villayı kiralayan ve orada esrar üreten iki kişi de emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı. Şimdi az önce aktardığım habere tekrar geri dönecek olursak, işte aşırı yüklü ve kapağından lastik parçaları sarkan minibüs dur ihtarına uymadı, kaçtı. Ardından ateş edildi, barikat kuruldu. Kısa sürede yakalandı çünkü şüpheli davranış sergiledi sürücü ve aracın bomba yüklü bir araç olma ihtimali de vardı ama öyle çıkmadı. Mersin ili genelinde terör ve asayiş olaylarının önüne geçmek için uygulama yapan trafik ekipleri beyaz renkli bir panel van minibüsün aşırı yüklü ve arkasından lastik parçalarının sarktığını görerek araçtan şüphelendi. Jandarma ekipleri yavaş ilerleyen minibüsün sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücü hızla kaçmaya başlayınca ekipler de takibe başladı. Aracın arkasından uyarı ateşi açılarak barikat kuruldu. Ekipler kısa süren bir kovalamaca sonucunda minibüsü durdurmayı başardı. İçindeki 3 kişiyi de gözaltına aldı. Minibüste ise çalıntı olduğu belirlenen 57 koyun bulundu. Kamyonete üst üste yüklenen koyunlardan ikisinin havasızlıktan telef olduğu belirlenirken hayvanlar hırsızlık başvurusunda bulunan sahibi besici Garip Kılıç'a teslim edildi. Abi, emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Gerekenlere, suçlulara gereken cezaları vermesini bekliyoruz. Mutlu musunuz koyunlarınızla kavuştuğunuz? Abi ya.
Şu süt kuzularını öksüz koymadı, annelerine kavuşturdu. Allah devletimizden, polisimizden, askerimizden razı olsun. Bizim gibi çok mağdur insan vardır. Dileriz ki inşallah onlar da ekmeğine kavuşur. Bu bizim ekmeğimiz, başka bir gelirimiz yok. Ekmeğimiz bu. Daha ne diyebilirim? Şu anda çok duyguluyum ki, o kadar da hüzünlüyüm. Sabah geldim hayvanlarımı yemlemeye, ahırım bomboş olunca anlatamam. Yine diyorum, Allah devletimize zoval vermesin, askerimize, polisimize, bütün güvenlik güçlerimize. Ne diyor? İçeriye geç, geç, gel, bu kapıya bak komutanım. Bak, kapıyı burada zorlamış. Aha. Üç hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarsuslular bilirler, aslında bütün Mersinliler bilirler. Tarsus'ta bir kent oteli vardır, mülkiyeti Tarsus Belediyesi'ne ait olan. İşte Tarsus Belediyesi bu kent otelini restore etti, kullanılabilir bir hale getirdi. Şimdi de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na devretti erkek öğrenci yurdu olması için. Tarsus ilçesinde belediye öğrenci yurdu olarak kullanılması için kent otelini Kredi Yurtlar Kurumu'na devretti. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve Kredi Yurtlar Kurumu Mersin İl Müdürü Oğuz Kaymaz protokol imzalayarak kent otelinin Kredi Yurtlar Kurumu erkek öğrenci yurduna devrini gerçekleştirdi. Amaçlarının Tarsus'taki öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, kent otelini Kredi Yurtlar Kurumu'na devretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Can, son günlerde yaşadığımız olaylardan dolayı özellikle öğrencilerimizin yurtlarda barınma ihtiyacı dolayısıyla bu otelimizi Kredi Yurtlar Kurumu'na devredelim, öğrenci yurdu olsun düşüncesiyle yetkililerimizle görüştük. Sonuç olarak 250 kişi kapasiteli bu binamızı ücretsiz olarak Kredi Yurtlar Kurumu'na tahsis ettik. Tahsis için gerekli olan protokolü de imzaladık. Yeter ki devletimizin okullarında okuyan öğrencilerimiz bu imkandan faydalansın dedi. Spora geldiğimizde sporda Tarsus'ta güreş müsabakaları düzenlendi. Tarsus'un kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen bu güreş müsabakalarına Adana ve Mersin bölgesinden 300 sporcu katıldı. Kurtuluşunun 95. yıl dönümü kapsamında Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş güreş müsabakalarına güreş severler büyük ilgi gösterdi. Tarsus'ta spor salonunda yapılan müsabakalara Mersin ve Adana'dan 300 sporcu katıldı. Müsabakalarda Ekrem Aslan 27 kiloda, Muhammed Akpınar 32 kiloda, Mücahit Yılmaz 35 kiloda, Enes İnce 38 kiloda, Alihan Öksüz 42 kiloda, İsmet Çiftçi 46 kiloda, Yusuf Tüm 50 kiloda, Osman İşcan 54 kiloda, Hamza Alaca 58 kiloda, Buminhan Özkan 63 kiloda, Fatih Güven 69 kiloda, Remzi Alaca 74 kiloda, Kerim Saygı 84 kiloda, Samet Özdemir 96 kiloda ve Ömer Toksöz 100 kiloda birinci oldu. Yerel gazetelerimize de bakalım ve hakimiyetle başlayalım. Hakimiyet gazetesi Rümeysa'ya devlet eli uzandı diyor. Mersin'de 25 milyonda bir görülen moya moya hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Rümeysa Cüce'nin yardım çığlığını Sağlık Bakanlığı duydu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın emriyle Rümeysa Ankara'da Numune Hastanesi'nde tedavi edilecek, aile kızlarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Diğer bir haberimize geçiyoruz. Diğer bir gazetemize, Mersin gazetesine geldiğimizde Mersin gazetesi kaçak ava geçit yok diyor. Mersin sahillerinde kaçak av yapan yandı. Kaçak av yapan balıkçılara bundan böyle büyük cezalar uygulanacak diyor. Ayrıntılar Mersin gazetesinde. Mersin gazetesinden Akdeniz'e geldiğimizde asılsız ihbarlar can yakıyor başlığını görüyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor. 3 günde 1500 ihbar alındı ama bazı ihbarların asılsız olduğu ortaya çıktı diyor. Ayrıntılar Akdeniz gazetesinde.
Akdeniz'den haberciye geldiğimizde şöyle bir başlık var. Tahsisler tartışma yarattı diyor Haberci gazetesi. Tarsus ilçesinde kurulacak tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesindeki tahsisler tartışmaya neden oldu. Neden tartışmaya neden oldu? Ayrıntılar Haberci gazetesinde. Haberci'den Güney'e geldiğimizde iş adamları gelecekten umutlu başlığını görüyoruz ve ayrıntısında şöyle devam ediyor Güney gazetesi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Türkiye'nin son bir yılını değerlendirdi. Bölgelerdeki istikrarsızlığın yaratmış olduğu boşlukta artan terör olaylarına dikkat çeken Aşut, 2016 ekonominin ötesinde gündemlerle ama sonuçlarıyla ekonomiyi de doğrudan etkileyen gündemlerle çok hızlı geçti diyor ve nasıl hızlı geçti, etkileri neler oldu, ayrıntılar haberin içinde diyoruz. Güney gazetesinden diğer bir gazetemize geçmiyoruz. Yerel gazeteleri burada sona erdiriyoruz. İçel gündemi programıyla birlikte ayrıntılar gün içerisinde haber bültenlerimizde olacak. İçel TV'de kalın, hoşça kalın efendim. Thank you.